Demli çaydan! Ama beklettin gelin ha! Alışsın bekleme, kadın kısmı, değil mi hepsiz? Doğru diyorum! Göreyim seni Ali Osman! Allah damat değil, canavar vallahi, canavar! Kim içer senin bu çayını? Senin sultan gönlün bilir! Ha, dün akşam gördüğümde bir sıkıntısı var gibiydi Rahmi Bey'in, hayrola? Kızının telaşı! Hı, kızım yok ki sızım olsun! Kaymak! Geldim abi, ver bakalım! Vallahi tekmin yüklensin, işler bitince gel bana haber ver! Gel şu işi 65'ten ağlayalım, bu sene mahsul malum ya! Olmaz ha, 66 dedik! Hamdi Bey'le bir olup da bana bir şey ya! Namus yüzünde! Kaynının düğününe gitmiyor mu, Güpçüoğlu? Adam, işimiz var dedik! Gel şu yağları 65'ten yapalım! Olmaz 66 dedik! Sen Hamdi Bey'e uyma, Resul! Namussuzum de! Ha sana! Nerede kaldınız babacığım? Biz dayanamadık! Telefonla konuşmayı uzattım galiba! Kusura bakmayın! Rica ederim Rami Bey! Müsaadenizle biz biraz dolaşmak istiyoruz! Hay hay kızım! Sezai'nin 15 gün uzattırdım iznini! Siz ne istersiniz de yaptıramazsınız Rahmi Bey! Eksik olmasınlar, kırmadılar beni! Nikahları cumayı olursa 10 günde balaylarına kalır! Gün hanım evlenince tiyatroyu bırakacak mı? Kendi bilecekleri iş! Erbe kapandı, Namık sakalına hala yerlerde arıyordu! Gülmekten kramp girdi ciğerlerime! Oysa bir alkış, bir alkış! Düğün var, el öpmeye gidiyorlar! Ha. Adettir buralarda! Aman ne sıkıcı bir adet! Sıkıcı olmayan adet var mı senin için? Davul zurnaya bir şey dedik, ben de isterim düğünümüzde! Davul zurna olmazsa ben de gelin olmaz! Düğünden geliyor! Şeytan kayasından gibi geldi bana! Güpçüoğlu nerede be? Bilmem, belki kaynının düğünündedir. Al, haber versene, ne duruyor? Olur, olur! Altmış beş! 66! Yahu ne inatçı adamsınız! Bana bak Resul, şu iş 365'ine oluyorsa... Dek boyu bastılar Küpçüoğlu! Müfettişler mi geldi? Eşkıyalar bastı! Aa, bunu da mı yapacaktın Resul? Namussuzum haberim yok! Bırak, biliriz biz bu ağızları! Vallahi diyorum! Canın sağ olsun Resul! Anlat lan! Eşkıyalar bastı depoyu! Jandarmalar her bir yanı tuttu! Mahvoldum! Mahvoldum! Ateşi kesmek, iyilikle halletmeye çalışalım! Her şey beklenir bu adamlardan! Haklısınız! Yapmayacakları yoktur bunların! Peki böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Ne yapalım? Ya kumandan bey! Nedir, ne oluyor bu adamlar? Balığa battım, malım mülküm içeride kaldı, elimde bonolar var! Pilates de olacağım! Mecburuz! İyilikle yola getirmek için!
Eylikten anlar mı hiç burgatlar? Benim depoyum! Arkadaş, ayıptır! Çıkın, babanızın depoyu bu! Malım içeride kaldı! Abari! Ne istiyorsunuz oğlum? İstediğiniz nedir? Ne diyeceğiz? Ne diyeceksek mektepli desin. Düşünelim, çok sağlam bir yapı. Arkası deniz, burası ve aşağısı kale gibi. Bir yerden giremezler. Biz de çıkamayız. Niye daldık buraya? Nasıl yapacaktık ya? Doğru, kesik diyorlar. Yaşadığınıza şükretmiyorsunuz da, baksanıza cennet gibi burası. Cennet ha! Dayanacağız. Bırakırlar mı bizi burada? Ne yaparlar? Düğüne gelmedik ha? Dayanacağız dedik be! Kafa tutsunlar isterlerse! Namussuzum, bu avratın gözlerini oyarım! Doğrusu güzel kadın ha! Doğru dürüst bir elbise istesek şuna. Böylesi daha iyi değil mi? Ha. Bir tane! O kadar da sırtımızda taşıdık. Sırtlamasaydım bütün postlar delikti şimdi. Taş duvar gitti. Amma taradılar ha! Bereket bu pilit çıktı. Nasıl işlettim kafayı? Yarı yolda su koyuverdin ama. Öldürdü beni, belim kırıldı. Bendeyken kuzu gibiydi. Şimdi de kuzu gibi. İsterse olmasın. Hey, kiminlesin sen? Adını söyle! Alıcı, işimize bakalım. Ne diyeceğiz dışarıya? Dedin ya, kadına elbise isteyeceğiz. Gönderirler mi dersin? Kadının canı kıymetli, hiç ateş ediyorlar mı? Başka ne isteyeceğiz? Beyaz mal isteyelim. Yok, deve! Ne bilirsin sen kabak dünyanın tadını? Ben sağlamım, malım var, siz fasulye isteyin. Fasulye istenir mi be? Lüferi böyle ıskarada, Allah! Yanına da bir... Yaz bakalım Kemal! Lüfer ıskara! Ya lüfer yoksa? Bulsunlar. Yaşa be mektepli! Bulsunlar. Ama ben denizden babam çıksa yerim. Ah, denizde ölsem! Çatal bıçak da yaz, efendiler gibi yiyelim. 10 paket de sigara! 20 paket yaz, portakal yaz, elma yaz, rakı yaz! Rakı yasaktır, vermezler. Mahpushanede miyiz be, ne yasağı? Ne farkı var yani, kısıldık işte. 2 gün dayanmaya bakar bu iş. Eğer beni burada bırakırlarsa hani... İşin gücün palavra, sen çekme yazını. Dediğim yerde arabayı bulmadık mı? İçinde silahla dürbün yok muydu? Şeytan kayasında motoru bulmadık mı? Ne dediyse çıktı şimdiye kadar. Şu gördüğün kelle 7 milyon, anlıyor musun? Tam 7 milyon pepel, halıcı! Şu koskoca bina etmez! Ama ben ederim! Bırakmazlar beni burada, ben de sizi bırakmam! İstanbulluyum, ben dolmuş şoförüyüm, kimseyi yarı yolda ekmem! Mahpushanede olsan sallandırırlardı seni, halıcı! Temyiz bozacaktı kararı! Gelmesiydin! Kızın bir istediği var mı? Kimin kızısın sen? Sana soruyorum. Bırak postakomayı. Adın ne senin? Katillerle konuşacak şeyim yok benim. Ben bir giyineyim, bir tıraş olayım, altımda Chevrolet araba, Dalin'den Aksaray'a inerken o zaman sen beni gör abla. Böyle konuşunca yiğit mi oldum sanıyorsun? Şeklini unuttuk be, 12 sene! Yazdınsa pencereden atın kağıdı, sonrasını düşünmeyin. Elbisesini unutma. Bu kız birine benziyor ama çıkaramadım. Niye açıkladın 7 milyonu? Nasıl olsa bitti bu iş mektepli, sonuna geldik. Lüferi unutma! Adalara baksana, şurası! Hep atıyorum sandılar. Paralar nerede gömülü? Bunu bana sorma, darılmadın ya! Darılmadım. Yeminliyim, ne dayaklar yedim bunun için patrondan! Başkasına söylemem. Gelecekler mi dersin? Ölümle oyun oynar patron, parası var, adamı var, yüreği var! Sattığım mal onundu zaten, ama dayattım ben! Beni kurtarmazsanız paranın yerini söylemem dedim! Hey, vali geldi! Vali mi bu? Tabii vali, baksana etrafına! Hadi isteklerimizi bildirelim!
Gülecekler bize. Halimizde gülecek ne var be? Cevap ver alıcı. Cevap versene lan. Şaka ettik babaç abi. Şakanın sırası mı? Ver şunu. Alın bakalım. Ne istediğimiz yazıyor burada. Şimdilik bu kadar. Şunu ver de bir göz atayım Şinli'ye. Tamam. Bana kalırsa bu vali değil, kaymakam. Doğru. Valinin işi ne burada? Aslan patron. Sayıklıyor musun? Sayıklıyorum ya. Yahu ipsiz ne oluyor bunlara? Mişavere mişavere bir iş yaptıkları yok. Acep kağıtta ne yazıyor? Ne bileyim ben Güpçüoğlu. Hele gel de durumu anlayalım. Gerekiyorsa üst makamlarla da konuşalım. Kızımın hayatı mevzu bahis. İstediklerini yapmaya hazırım, önemli değil. Ne dersiniz? İstediklerini gönderelim efendim. Ellerinde kuvvetli bir koz var. Tahrik etmeye gelmez. Yumuşak hareket edersek çabuk yola getiririz kanaatindeyim. Siz Hüsnü Bey, ben iştirak etmiyorum efendim. Çay getireyim mi diyecektim ben. Çık dışarı. Hı? Çatal bıçak istiyorlar. Nasıl göndeririz? Hapishane talimatınca yasaktır. Ne oluyor ipsiz? Depoya yemekler gidiyor Güpçüoğlu. Kahveler de benden ha ya. Delilendi mi bunlar Resul? Bir de ziyafet mi çekeceğiz heriflere? Ha işte Güpçüoğlu. Acıdım be, yazık oldu Güpçüoğlu. Şikayet edecek. Kaymakam bey, ne vakit çıkacaklar benim depoyumdan bu ırık atlar? Bir de yemek istiyorlarmış utanmadan. Sıkkım yesinler. Gerekeni yapıyoruz Güpçüoğlu. Senin malından daha kıymetli Rahmi Bey'in kızı var ellerinde. Önce onu kurtarmaya mecburuz. Battın valla! Gaz bombası yok mu elinizde? Var, var ama kullanamayız. Aklınız, fikriniz ballarınızda. Düşünün ki zeytinyağlarınız da bozulur sonra. Adam onların bir kolayını bulurduk. Mallar içeride kalırsa pretosta olacağım. Bir sürü bono var elimde. Gereken yapılacaktır dedik. Müsaadenizle efendim. Elimizden geleni yapacağız Rahmi Bey. Teşekkür ederim. Sizin Kerime'yi ne kadar çok severim Allah bilir. Mazlum ağırbaşlı bir hanım kız o odakların arasına düşsün, içim kana alıyor vallahi. Ne oldu? Rahmi Bey'in taratoracı kızı yüzünden battı mallar. Herifler nasıl da bilmiş malın gözünü, oh helal olsun. Hepsine yeter o taratora. Onlarınki de can. Ne haber Rıdvan? Haberler kötü patron. At ağzından şu çikleti. Devam et şimdi. Kuşatılmışlar. Sahilde bir deponun üst katındalar. Allah kahretsin şu dediği. Neden peşine taktı şu herifleri sanki? Depo nasıl bir yer? 4 katlı sağlam bir bina. Önü meydan. Peki arkası? Deniz. Deponun yanında bina var mı? Var. Gene aynı adamın. Bir şey düşündün mü? Jandarma kuşatmış iyice. Başlarında da kaymakam. Ama şimdilik durumları pek kötü değil. Nüfuzlu birinin kızını kaçırmışlar. Eli ayağı bağlandı kaymakamın. Gene kafası çalışmış dedenin. Ama şu herifler de peşine takmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Depo kimin? Yanındaki bina ne işe yarar? Adam ne iş yapıyor? Parayı sever mi? Bütün bunları teker teker öğreneceksin. Sonra da... Yemek yemez misin? Üstünü değiştir. Kadın milleti! İnsanın kanına bir yerleşti mi... ...tam 11 yerinden bıçakladımdı benimkini. Nikahlım mıydı? Nikahlımdı ama aşığının koynunda... Kapat alıcı! Senin suçun neydi Kemal? Kan davası. Doğru konuştu. Evraklarını okudum.
İlk bize geldi Sübyan Kovuşu'ndan. Sizin gibi iki herifi temizledim anamın sözüyle. Daha 14 yaşındaydım. Yeter be! Kesin! Kafamı bozuyorsunuz. Telaşın ne? Sarhoş mu olacaksın? Hadi yerime biri geçsin babaş! Sen geç Kemal. Bilic geliyor. Bu ne saltanat? Emirleriniz efendiler. Söyle şoföre arabayı hazırlasın. Beyefendi ne tarafa teşrifi düşünürler? Şöyle bir... Ayı Mahmut nereye gider? Kiliseye! Kiliseye zangoşlar gitsin. Ben şöyle İstanbul'a doğru uzanacağım. Bana bak, dalga geçmiyorsun ya. Ayıp ettin abi. Dalga hep sizde. Namussuzum hiç bakmazlar gözümüzün yaşına. Sevineyim deme. Sen de gidersin arada. Anladık. Biz hepimiz ipten kaçmayız. Sen kimsin? Tanımam etmem seni. Karşıma çıktın, biz de sığındık. Bu kadar adamın canını kurtardın. Geberseydin ne olurdu sanki Ayı Mahmut? İster miydin hepimiz ölelim? Kimsenin ölümünü istemem. İçimizde biri daha var, taş duvar. Şeytan kayasında delik deşik ettiler. Adını söylersen ne olur yani? Hemen kirlenir mi? Bak, bizimki Halıcı, Ayı Mahmut, Mektepli, Dede, Kemal... Babaç! Adını da bakalım. Gün Targan. Artist Gün Targan mı? Hey Allah! Şu işe bak Mektepli! Ben de benzettim ama ne arar burada demiştim. Ne artisti be? Tiyatro artisti. Tiyatro mı? Ha. Ben de ağırbaşlı bir şey bellemiştim onu. Abla da bizdenmiş. Bak Kemal, ne dersin? Fazla sullaştın derim. Burada işin ne? Kimin kızısın? Rahmi Targan, eczacı. Amma sorgu sual, işimize bakalım. Uyuyalım kardeşler, yarın ne olacağı belli değil. Bana niye bozuluyorsun? Kadın yüzün hasreti Zabi, 12 sene bu. Bozulmadı. Ne olur yani, biz de can taşıyoruz. Hem onlar aldırmaz ki. Aldırmazsa mesele yok. Mektepli!
kurtar! Olmaz. Madem istemiyor, zorlu olmaz! Ulan bir daha elinizi sürün buna! Namussuzum, delik deşik ederim hepinizi! Sokmayın kafanıza dedim şunu! Kadın milleti be! Kıyasıya vurdun bana ha! Bir yasmay! Ya, ileri gittin alıcı! Ne var, ne oluyor ya? Şey dede, uyuyamadık da halt ettik işte! Ne güzel daldım diyor. Babanı bunlar vurmuştur. Şimdi sıra sende, şimdi sıra sende aslanım! Bana bozuk değilsin ya. Unutalım. Teşekkür ederim. Geceki hareketiniz için. Hepimiz aç kalmışız yaşamaya. Ayı Mahmut doğru söyledi, sana sığındık. Niye mektepli diyorlar size? Okumuşluğumuz var. Suçunuz ne? Yaşamak. Sonunda katil olduk. Nasıl? Ya bir rüya gördüm kardeşler. Demek rüya gördün babacı abi. Ondaki yürek nah böyle oğlum. Anlat abi, tabir edeyim. Karma karışık, unuttun. Olsun, anlat sen. Ne bileyim ben, bir öğretmen gördüm. Kitap okuyor, çocuklara anlatıyordu. Ondan sonra cuma, kapkara bir kapı gördüm. Göğe doğru açıldı birden. Göğe açılan kapı kurtuluştur. Sayıkla sen. Ya öğretmen? Akıl demektir. Öğretmen işte, mektepliği okutmuş. Saracıma bir baykuş gördüm. Kaldırdım bir taş. Donup kalmıştı hayvancık. Yaz bakalım Kemal. Baklava. Bulgur pilavı. Çikolata. Sana bir şey diyelim mi? Ver, diyeceklerini o yazsın babasına. Kapat senin sinemayı, bondan iyi sinema mı olur? Bu iş sağ yaradı, ipsiz. Allah bin bereket versin. Yukarıdakilere de yürek versin ki dayansınlar ha. Gözünüz aydın Rahmi Bey. Babacığım, canım kardeşim, beni merak etmeyin. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Sezai'ye selam.
Teşekkür ederim. Tahrik etmemeniz çok iyi oldu. Efendim? Yahu 486 küfe zeytin aldınız ya! Yağlar da var, 200 var in! Yok kardeşim! 32 de sonradan geldi! Yağlar da var, 200 var in ya! Eder olması yahu! Varil diyorum, 200 varil ya! Sen aklını mı öğrettin İsmail efendi? Eşkıya bastı depoyu! Allah cezasını kaldırsın! Akıl koymadılar ki bende gayrı! Sen de nereden çıktın? Eşkıyalar depodan çıkıp gitsinler mi? Gitsinler! Anlamadım! Bundan böyle kimseyi sokma buraya! Gerisine de sen karışma! Anladım Memme, sonra bilmem ki hükümet, jandarma duyarsa... Bak, burada tam 10.000 lira var! Öyleyse jandarma çıkarsın onları depodan! Dur hemen de kızma, bilerler! Senin akıllı bir adam olduğunu biliyorduk! Yoksa bir anahtara 10.000 lira verir miydik? Hay Allah, ödümü patlattın kardeşim! Depoyun resmini alacaklar! Memlekette duymayan kalmadı demek! Belki senin de resmini alırlar! Tövbe de ve tövbe de! Müslümanız elhamdülillah! Memlekete çok istifadesi olacak bu işin! Turizm bakımından, kasaba çok menşur oldu, turist gelecek! Gelmesinler istemiyorum, zeytin dallarını kırıyorlar! Gazeteciler geldi! Zor çıkarız buradan! Dur konuşayım! Dur be! Gazeteler yazsın ki... Herkes bunu duysun! Mersi! Neden kaçmak istediniz? Hapishaneden kim kaçmaz? Kim bekler asılmayı? Bunlara bizim lafımız yetmez. Mektepte sen konuş. Hadi konuş abi, gel! Buraya neden toplandınız? Niçin burayı panayır yerine çevirdiniz? Bizi hapse attınız da dışarıda işler iyi mi gitti? Bizi asınca iyi mi gidecek? Biz bittik artık, anlıyor musunuz? Bittik! Dinleyeceksiniz, yatacaksınız da ne olacak? Hapse düşmeden evvel haklıydık! Neden o zaman dinlemediniz? Suçları söylenmeyenler var içinizde! Onları bulsanız da! Yalnız suçlu olan biz değiliz! Gün Targan'ı niçin kaçırdınız? Canımızı kurtarmak için! Bunların hepsini yazacağız! Söyleyin! Kardeşimiz taş duvarı şeytan kayasında niye kurşunladınız? Onun da yaşamak hakkı değil mi? Karısı, iki çocuğu vardı! Ölürüz, teslim olmayız! Hiç değişmemiş babaç, Kovanlı'dandır. Botur Ramazan'ı vurduydu otlak yüzünden. Bilmem mi, Ramazan bizimkinden akraba düşer. Güne bir kötülük gelmeyeceğini bilsem tutamazlardı beni burada. Babacığım, ablamı ne zaman bırakacaklar? İyi laf etti ırgatlara, vallahi yüreğim kabardı. Hüpçü oğlum. Adam sen de, hüpsi palavra! Ne gazetesi bu? Son bereket! Defol lan! Geldik, kapandık bu Allah'ın belası yere. Bekle, bekle ne olacak? Koca bir gün geçirdik işte. Sabredeceğiz oğlum, sabretmemizin sebebi var. Teslim olalım istersen ha? Sonra ne olacak? Namussuzum boş! Sus lan! Parçalarım teslim lafı nedeni! Ne güzel konuştu mektepli! Hepsini anlamadım ama güzel konuştu! Kafa tuttu onlara! Teslim olmak ne demek? Bak, kız bile alıştı bize! İyi ki geldin be abla! Nereden aklıma gelirdi senden böyle bir koğuşa düşeceğim? Fotoğrafınla bir koğuştaydık, bu kadar!
Mekteplinin tam başucunda, mecmuadan kesmişti. Söylemedim mi sana? Konuşmasını sevmez ama konuşunca da nasıl konuştu? Sizin suçunuz ne? Eroincilik, bu yüzden yapıştırdılar müebbeti sırtımıza ya. Başka müebbet var mı? Ayı Mahmut var, bir de Babaç. Ötekiler? Halıcı ile mektepli idam. Kemal'inki 15 sene, aramızda en gencimiz o. Bu nedir be? Gün yavrum, bu kötü şartlar altında sabırdan başka elden bir şey gelmiyor, Sezai. Kim bu? Nişanlım. Yanımızdaki bir kadına nasıl laf atar? Biz neyiz lan? Bozulma Babaç. İstemiyor işte, o da istemiyor. Hey! Bunu kim yolladıysa alsın bir yol! Kız istemiyor gayri! Hayvanlar! Babacım, ah babacım! Gidin be! Niye geldiniz buralara? Defolun gidin gayri buradan! Anan kurban olsun sana! Oğlum, aslanım! Niye geldi bunlar? Bir defasında anam geldiydim hapishaneye. Sonra öldü ya. İlk sene bir iki bana da geldilerdi. Sonra tamam. Burası ziyaret yerimi. Benim kafasız anam, avratı çocuğu toplamış. Bir başımayım şu felekte ah! Yarın da başlar yalvarmaya. Teslim ol, vururlar seni, kurşunlarlar! Vururlarsa vursunlar, hapiste mi geberelim? Konuşur musun benimle? Namussuzum, hep can sıkıntısı. Sen de sıkılıyorsun ya. Şu iş bitse de hepimiz kurtulsak. Çok kızdın bana diyeyim. Ne olur küffet de iki laf et. Darıldın mı bana? Darılmadım. Sen başkasın. Okumuşsun, paran var, baban var. Bizlere bakma. Hepimiz dört ayak geldik, dört ayak gideceğiz. Sana kızmıştım. Kimin kızısın demiştim de bana cevap vermemiştin. Bunun için göz yumdum onlara. Ama sonunda pişman oldum. Mektepliği ben yolladım aşağıya. Teşekkür ederim. Sana darılmadım. Mekteplinin cezası idam. Halıcının da. Halıcı onun için hep bozuk çalıyor. Ama ben 15 sene sonra çıkacağım. Ne yapmış? Halıcı mı? Mektepli. Eşi var bir tane. Bir de araba çalmış. Bakma böyle durduğuna, kafası bozuldu mu canavar kesilir. Kemal! Hı? Artık bir şey yazma gayri. Baş üstüne. Canları ne isterse onu yollasınlar. Götür. Çok muhterem büyüklerim, şeytana uyup da karıştığım bu işten son derece pişmanlık duymaktayım. Namussuzum ki gönüllü değildim. İnsan işte böyle şeytana uyuyor. Siz büyüklerim ne emir buyurursanız canla başla yapmaya hazırım. Yeter ki yapacağım vazifeyi takdir edesiniz. Cevabınızı top köfte geniş inin ederin. Küçükten kusur, büyükten af, ellerinizden öperim. Sadık Özbahadır. En pisleri de bu herif. Suçu neydi? 6 yaşında bir kız çocuğunu... sonra da parçalayıp gömmüş. Pis herif! Bir de yardım ister utanmadan. Nesine yardım edelim? İdam cezası temyizde tasdik edildi. Ama haberi yok. Demek ümit ediyor, bundan istifade etmeliyiz. Buyurun efendim. Evet efendim. Bir dakika. Vilayetten. Efendim. Evet beyefendi. Haklısınız efendim. Kız kaçırmaları, ölümle tehdit etmeleri işi uzattı. Başsın efendim. Hürmetler. İş uzadıkça sinirleniyorlar. Gazeteler de olayı dillerine dolamışlar. Hay Allah. Işıldak bölüğünden projektör istedim, neredeyse gelir. Şimdi ne emir buyuruyorsunuz?
Çabuk çek dedik sana! Diğerleriyle birlikte bunu da paketle, hemen koştur İstanbul'a! Ben postanedeyim! İpsiz! Ne haberler? Pek iyi değil hani! Çıkaracaklarmış mahkumları, kararcıkmış ya! Depoyu ateşe vireceklermiş, dumanından kaçsınlar diye! Namussuzum mafidem! Hele bir dokunsunlar depoma, söyle onlara! 11 metrelik duvara zorlukla çıkabildim! Mahkumlarla gizlice konuştum! Hadi! Ünlü tiyatro aktrisi Güntargan'la görüştüm! Şimdilik adını söyleyemeyeceğim bir mahkumla... Güntargan arasında yıllardan beri sürüp gelen bir umutsuz aşkın bu kaçma olayında hissesi var! Işıldak bölüğünden projektör getirdiler gece için! Başka? Başka bir şey yok! Küpçüoğlu? Sağlam! Dede? Zımba! Oyalıyor mu hala? 40 yıllık kaynamış Horasan! Pes çabuk yayılır, gece çalışmıyoruz! Şu duvarın ötesindeler ha! Nasıl şey o köfteler? Bir tadına bakayım! Ah, benim onlar! Bir tadımlık vermeyecek misin? Vermem! Yaptıklarınızdan kurtulacak mısınız kaçmakla? Artist değil misin? Kendini bizim yerimize koy! Bu oyunda nasıl oynardın? Tıpkı bizim gibi! Ama ben öldürmezdim! Ben de, babaş da Kemal de! Başkasına kötülük ederek yaşamak! Pis şey! Ver köfteyi! Vermem! Babanın malı mı, parasını sen mi verdin? Sen mi verdin? Kesin be! Telaşınız ne? Hiç bilmiyor musunuz? Düşünüyoruz burada! Birisi paçasını kurtarmak istiyordu, beni yaktı! Benim hikayem böyle başladı işte! Siz de onu öldürdünüz! Öldürebilseydim keşke! Ne konuşuyorsunuz böyle? Dikkat ettim, bu ikinci oluyor! Hesap ettin demek! Yo! İkinci oluyor dedin ya! Öyle mi dedim? Sen ağzından çıkanı bilmez misin? Sen bilir misin? Mapusane çeşmesi yandan akıyor, yandan mahpusluk bir şey değil, ayrılık var bir yandan. Ben verem oldum yar yoluna. Babaç! Bu ne? Ne oluyor? Çekin şunu gözümüzden! Babaç bırak, zarar yok! Bozulduk mu onlar kazanır sonra! İleri gittiler gayri! Mektepli doğru söylüyor! Bozulmadan beklemeliyiz! Bekleyelim, bekleyelim diye ötüyorsun! Kim gelecek? Ne zaman? Nereden? Tavandan, yan duvardan, pencereden... muhakkak gelecekler! Namussuzdur teslim olmayı düşünen! Teslim olursak öldürürler hepimizi babaç! Kımıldarı! Delik deşik ederim namussuzum kımıldayanı! Teslim olmaktan başka çare yok! Bana bak alıcı! Paslan! Yeter bugüne kadar kafa tütsülediğin! Artık ben ne dersem herkes onu yapacak! Teslim olacağız! Bozuluyorsunuz! Birbirinizi öldüreceksiniz! Teslim olun! Karışmayın bize! Hepsinin yakalanmasını sağlarsan teklifini kabul ediyoruz. Kan dökülmesini istemiyoruz. Bilhassa Güntargan'a dikkat etmelisin. Bu gece senin nöbetinden neticeyi bekliyoruz. Kahveyi kaç! Kalles! Öldürmeyin, yalvarırım öldürmeyin! Hı? Öldürmeyeceğim ha! Kalles seni! Bebeş dur! Mahkeme edelim! Evet, mahkeme edelim namussuzu! Sen ne diyorsun mektepli? Edelim! Sen Kemal! Hı. Herkes kabul etsinse kurun mahkeme! Bugün kabul... Bakalım! Sen Rus bey, zerli bir köftesinden çıkmışan bir parçasının müvekkil kalbinde... Bırak da o konuşsun! Onun konuşacak hali yok! Kes öyleyse! İttifakla karar verdik! Arkadaşlarını sattı! Cezası ölümdür! Tamam mı mektepli? Tamam! Ayağınızın altını öpeyim, köpeğiniz olayım, affedin beni! İtiraz ediyoruz! İttifak dediniz! Bir azar çekimser kaldığına göre... Ne olacak? Karar
ekseriyetle verildi demektir. Bu noktanın tavzuğunu isteriz. Peki, ekseriyet de olsun. Katiller! Nefret ediyorum, tiksiniyorum hepinizden! Canını kurtarmak pahasına bizi sattı. Hoşuna gider miydi hepimizi delik deşik etmeleri? Evet, giderdi. Çünkü hepiniz kana susamış canavarlarsınız! Aşağı götür, yüzünü yıkasın, kendine gelsin. Mahvoldum, cebim yırtılmış, gitti bütün malım. Önden, yandan, denizden bir anda hücuma geçsek? Sizin fikrinizi tatbik ettik Hüsnü Bey, neticeyi gördünüz. Sakın bunu düşünmeyin, kızımı da öldürtürsünüz o zaman. Ya da onlar öldürürler. Üzülmeyin Rahmi Bey, böyle bir şey yapacak değiliz. Kendi arkadaşlarına bunu yapan tahrik edilirse kızınıza kim bilir neler yapar. Her şeyi sabırla halledeceğiz, göreceksiniz. Ayma! Hop dedik! Yüzüne yoğurt sür oğlum, görünmüyorsun gece olunca. Ben biri kalleşlik etmiş, dışarıyla anlaşmış, herifi karga tulumba attılar aşağıya. Öldü mü? O saniyede. İşler kızışıyor. Sevmedim bunu, dedenin başına bir bela gelmesini hiç istemem. Beni üç defa gördü, uyanık adamdır. Yanlış adım atmaz. Atmasın o atmaz ya, diğerleri. Kusura bakma, böyle bir şey yapmak istemezdik. Ama hepimiz bozulduk. Herkes bir iş tutmuş bu dünyada. Katil de lazımdı, bu da bizim kısmetimize düştü. Seni buraya getirdik diye bizden teker teker hesap soracaklar. Ama bizi buraya getirenlerden kimse hesap sormadı. Kim sizin için hesap versin? Babaş neden Ramazan'ı öldürdü? Eroini dede mi icat etti? Çalmayı Mahmut mu? Kemal'in annesi sevmiyor muydu oğlunu? Neden 14 yaşında eline silahı verdi? Mahvoldum babacığım. Malsız ben ne yaparım? O kadar farklısınız ki ötekilerden. İsminiz ne? Erdoğan. Babamın ismini, doğum tarihimi sormayacak mısın? Bayılırsınız sorgu hakimliğine. Affedin, öğrenmek istiyor insan. Nasıl öğreneceksin? Herkesin bir yalanı vardır hapishanede. Herkesin bir yalanı mı? Halıcının suçu neydi? Karısını öldürmüştü, değil mi? Sen böyle bir... Bir kız çocuğuna tecavüz ettim, sonra da parçalayıp gömdüm diyemezdi. Ama siz doğruyu söylüyorsunuz. Ötekilerden farklıyım tabii. Sevmek hakkım değildi ki. O renk renk, biçim biçim arabaları. Benim gibi biri günde 15 saat tamirhanede çalıştıysa, benim gibi biri babasından kalanları sattıysa, bu paraları eğlencelerde yemiş bitirmiştir. Trafik polisi bana inanmamıştı. Kullandığım arabayı satın almam imkansızdı onlar için. Biliyorsun tabii, hep yalan bunlar. Hayır, size inanıyorum. Devam edin. Mahkemede kimse inanmamıştı ama bana. Altımda buldukları araba benim değildi. Gece garajdan arabayı ben almıştım. Sahibinin haberi yoktu. Onlara göre Cino doğru konuşuyordu. Satış permisi yoktu ki. Cino kellesini kurtarmak mecburiyetindeydi. Garajdaki adam da bunu söylemişti. Cino haklıydı. Derdimi bir türlü anlatamamıştım kimseye. Elimizdeki deliller kifayetsizdi. Cino çok kötü vurmuştu bana. Öyle bir oyuna gelmiştim ki kurtulmam imkansızdı. Savcı haklı olarak beni suçlu bulmuştu. Sonunda mahkeme beni Türk Ceza Kanunu'nun 491. maddesine göre cezalandırmıştı. Hakim 2 sene demişti. Her şeyden yoksun geçecek tam 700.
Nereden geleceklerse gelsinler artık. Bu üçüncü günümüz. Dede! Gene karma karışık rüyalar gördüm, ne dersin? Boş ver baba senin rüyalarını. Ben perişanım, harmanım. Koy kafana bir kova su, gözleri manda gibi açılsın. Şu deniz de ölü bekler gibi. Onunla neler konuşuyorsun hep? Ne o, bozuluyor musun? Bozuluyorum. Toprağın yüzünden kovulduk bir kere. Hep kaçak ve serseri olacağız. Kim bulur öldürecek bizi? Onun gibi insanlarla bir araya gelemeyiz. Hey, ne diyor bu? Israr etmeyiniz! Zararın neresinden dönülse fayda vardır! Dinç kuzes korzo! Aranızda bir ehli İslam yok mu? Ver ne olacak, biz de can taşıyoruz, yolumuzu açın da gidelim! Kaderinize rıza göstermezseniz! Kafa ütüleme, bozuk çalıyoruz! Ve accülü bil tavmete kablel mevt buyuruyor efendimiz! Neticesi hüsran olacak bir işte, beyhude ısrar etmeyiniz! Tövbe etmekte! Siz işi bize bırakın! Görüyorsunuz ya, laf anlayacak adamlar değil bunlar! Allah Allah! Bunlarda hiç mi insanlık Allah kalmadı? Garip Allah Allah ya! Fındık koca gibi garip bir zat! Evet, bana dokunuyor! Dokunuyorsa gözlerini kapat, kulaklarını da tıka oğlum! Oğlum deme bana! Yeter be! Kes çivoltanı! Yedi adım yukarı, yedi adım aşağı! Beğenmeyin, bozmayın kafamı! Kessin voltasını! Kendine gel oğlum! Çık meydana! Bırakın! Kesin kapışmayı! Dede tutma yiğitleri! Herkes ne yapacağını bilsin! Madem kaşındılar, sonunu getirsinler gayri! Babaç, sen Mahmud'a bak! Vah kadersiz yiğit kardeşim! Hiç bilemedim böyle olacağını mektepli. Yoksa herkes ne yapacağını bilsin der miydi? Kaderi buraya kadarmış. Bir doktor isteyelim. Hayır! Canın acıyacak, kurşun içeride kalmış. Ne yapıyorsun babaç? Bana vasiyeti vardı, denize atacağım. Mahmud'u affet! Müslüman değildi ama galiba iyiydi. Birini daha temizlediler. Bozuk çalıyorlar. Dede sağlam mı? Beton gibi. Akıntı yüzünden cesedi ancak burada çıkarabildik efendim. Ayı Mahmut adıyla tanınan Manuk Kabaracıyan otomatik silahla delik deşik etmişler. Kuduzlaştılar. Birbirlerini yiyorlar. Gün Targan pencereye çıksın!
Görmek istiyoruz! Kızı görmek istiyor komutan! Ne cevap vereceğiz? Yardım edin! Pencereye kadar! Beni görmelerini istiyorum! Söz veriyoruz! Elimizden geleni yapacağız! Teslim olun! Zor oyundu bu. Ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz daha? İstiyoruz, bekliyoruz tabii! Telaş etme dede! Abimsin babaç! Biraz mal ver, ayağını öpeyim! Babaç, bir ikimiz kaldık sağlam, ne yapacağız şimdi? Teslim olmayacağız! Mapushaneye dönmeyeceğiz! Boşuna bekliyoruz babaç, çekip gidelim! Kimsenin geleceği yok, en iyisi çekip gitmek! Ceremeyi çek, sonra teslim ol, olmam! Teslim olmayacağız, basıp gideceğiz babaç! Sus lan! Kafamı bozmayın, düşünüyorum! Anlamaya çalışsanıza şu dünyayı! Anladıklarım ne işe yaradı? Buradan kurtulduğunda ne yapacaksın? Ankara'ya gideceğim, tiyatroya! Çok mu mühim tiyatro senin için? Her şeyden mühim mi? Babandan, kardeşinden... Mühim! Nişanlından? Evet! Kaç defa seyrettim seni! Miden kanıyordu bir oyunda! Nerede seyrettiniz salıncakta iki kişiyi? İstanbul'da! Tam 9 defa! 9 defa mı? Seyirciyi düşündün mü hiç? Tabii! İlk heyecan provalarda başlar! Seyircinin korkusudur bu! Sonra ilk gece! Perde açılmadan önceki uğultu. Perdenin arkasında yüzlerce başı olan bir yaratık kımıldıyordur. Nefesini duyarsın her yanında. Nihayet oyun biter, sevmişse seni bir anda sarmaş dolaş olursun. Tam karşınızdaki sokaktaydı atölye. Her gün tiyatroya girdiğini, çıktığını görürdüm. Salıncakta iki kişiyi güzel oynuyor. Şu kahrolası yaramdan nefret ediyorum! Gerçekten bir kapansın sen! Bir kolumu kaybedebilirim sende! İnan yarandan nefret etmiyorum ben! İkimizi bir etmeyen şey çok daha başka! Öyleyse bilmediğim bir şeyle ben nasıl mücadele edebilirim? Hele yaramın senede 2 defa kanamasıyla! Bana ihtiyacın olduğu kadar seninle kalışayım sevgilim! Nihayet perde kapanmış ve birden sarmaş dolaş olmuştun o acayip yaratıkla! En azgın zerresi bendim galiba o yaratık! Tiyatro çıkışı seni beklemeye karar vermiştim. Sana anlatacaklarım vardı ve senden duymayı özlediklerim. Ama korkaktım. Kararsızdım karşında. Sen de benim varlığımdan tamamen habersiz. Bana vuran buydu işte. Hiçbir şeyi bu kadar kıskanmadım ömrümde. Gerçekten bir kapansın sen. Bir kolumu kaybedebilirim senden. Kemal lan! Kemal dur! Ne yaptınız? Ha ha ha.
Kapıdan kaçalım, korkma diyorsun. Nasıl gideceğiz? Ha, cevap ver. Onun yaptığı sineklik. Böyle mi dedim ben? Gördün mü bak? Neyi lan? Şu kara gözlüklü adamı. İyi. Bizimkilerden bana işaret verdi. Demek onlar hazır bekliyorlar. Kızı bir omuzladık mı doğru dışarı. Oldu mu? Gidiyoruz, işaret veriyorlar. Kızı sırtlayacağız. Bu kız gitmez, yarası kanama yapar. Mani olma mektepli. Biz istersen çekip gidelim, alamazsın kızı. Mektepli! Karşı koymada gidelim be! Sen karışma be! Kurşunlarlar bizi kız olmasa! Çekil ben, bozma kafamı! Vilayetten emir aldım! İçeri girmeye mecburuz! Size 10 dakika müsaade! Teslim olun! Diyorum. Dur! Dur be! Dede! Bırak da gidelim abi! Hapishaneye dönmeyelim! Bırak da gidelim!